Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, biz esbab-ı nüzul bahsine devam ediyoruz. Ve bir konu gelmişti. Yani itibar lafzın umumuna değil, umum genellemesine değil, belki sebebin hususiyetine itibar lafzın umumunadır. Yoksa sebebin hususiyetine değildir kaidesi. Yalnız burada önemli bir nokta demiştik. Hem lafız umumi hem de sebep de umumi ise burada problem yok. Ayrıca hem lafız hususi, anlatabildim mi? Hem de hususi ise, sebep de hususi ise orada problem yok. Ama asıl bizim tartışmamız şimdi şurada. Emma izâ kâne sebebu hassan, sebep hususi, sebebi nüzul yani. Belli bir şahıs hakkında nazil olmuş. Ve nezeletil âyetu bi sigatil umumi. Ama ayet umum sigasıyla nazil olmuş. Yani genel ifade ediyor. İşte bu tartışmalı. Fakat ihtelefel usuliyyun. Bu usuliyyun dediği usul fıkıhçılar. Yani usulü tefsirciler değil. Zaten usuliyyun deyince ya kelamcılar ya usulü fıkıhçılar. Etekunul ibratu bi umumi lafsi. İtibar lafzın umumuna mı olur? En bir hususi sebebi veya sebebi nüzulün hususiyet, hususuna mı olur? Yani has oluşuna mı olur? Tartışmışlar bu konuyu. فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ Yani alimlerin çoğunluğu. اِلَا اَنَّ الْعِبْرَةَ İtibarın بِعُمُومِ اللَّفْسِ لَا بِخُسُوسِ السَّبَبِ Biz de bunu biliyoruz. Yani itibar lafzın umumunadır, sebebin hususiyetine değildir. Yani önemli olan Kur'an-ı Kerim'in umumi manada ifade ettiği hüküm esas alınır. Yoksa sebep filan hakkında nazil olmuş, filan hakkında nazil olmuş. Bunlar bizi ikinci derecede ilgilendirir. فَالْحُكْمُ الَّذ۪ي يُؤْخَدُ مِنَ اللَّفْسِ الْعَامِّ Yani umumi, Kur'an'ın umumi bir lafzından alınan hüküm يَتَعَدَّ سُورَةِ السَّبَبِ الْخَاسِ Yani has nüzulü sebebini geçer اِلَى نَظَائِرِهَا Benzerlerine de geçiş yapar. Anladın değil mi? Hüküm uygulanır manasına. يَتَعَدَّ biliyorsun müteaddilik var ya oradan geliyor. Mesela ki ayati li'ani mesela li'an ayetleri lanetleşme biliyorsunuz yani bir erkek hanımını zina ile suçlarsa orada ispat edilse bile şey yok. Yani ne derler? Haddi kasf yok. Yani kasf suçundan kaynaklanan had yok. Ya ne var? Li'an var. Karşılıklı 5 defa lanetleşecekler. İşte Kur'an-ı Kerim bunu bir sayfa halinde anlatıyor. Neticede eğer ikisi de lanetleşirse, netice nedir peki? Birisi ben lanetleşmem derse ayrı. Ama ikisi de lanetleşirse o zaman talak-ı bain ile kesinlikle sona eriyor evlilik akdi. Neticesi o. Fe ayati li'ani, li'an ayetleri gibi ki elleti nezelet fi kasfi Hilal ibn Ümeyye'te zevcetehu. Hilal İbni Ümeyye hanımını namus iftirasında bulunmuş. Şöyle, yani demek ki Hilal İbni Ümeyye hanımına zina ettin diye iftira etmiş. Bu tabii namusuna iftira, iffete iftira. Fani İbni Abbasin, İbni Abbas diyor ki enne Hilal İbni Ümeyye'te bu zat kazefe mraatehu inde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Resulullah'ın huzurunda hanımının iffetine iftira etmiş. Hem de bir şerik ibn-i sehmâ'e bu zatla beraber olduğuna dair iftira etmiş. Fekalen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem elbeyyinete yani delil getir. Ve illa haddun fî zahrike yoksa sırtına had vuracağız. Anlatabildim mi? Başka türlü çaresi yok. Delilde 4 tane şahit lazım. Fekale o da demiş ki yani Hilal İbni Ümeyye. Ya Resulallah, اِذَا رَأَ اَحَدُنَا عَلَى اِمْرَاتِهِ رَجُولًا Anlatabildim mi? يَنْتَلِكُ İçimizden biri hanımının üzerinde bir erkek görse, yani iş yapıyor, يَنْتَلِكُ dediği o yani. يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ Yani oda mı delil getirecek? Veya يَنْتَلِكُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ Gidip oda mı delili arayacak? O manada olabilir. Yani yantaliku recülenin sıfatı olursa cümle farklı, öteki farklı. Ama çok fazla bir mana farkı yok.
Yani mana bozulmuyor, değişmiyor. Şimdi böyle deyince fece'ale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. Yine Resulullah şöyle demeye başladı. Ce'aleyi görüyorsunuz değil mi? Başladı efali şuru. Elbeyyinete. Yani beyine getir. Ve illa haddun fi zahrike. Sırtına had vurulacak. Hem de 80 sopa. Fekale hilalun. Hilal de dedi ki vellezî ba'teke bil hakki inni ilâ sâdikun. Seni hak olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki ben doğru sözlüyüm. Ve le yenzilenne Allahu. Allah Allah. Allah mutlaka indirecektir. Ma yubri'u zahri minel haddi. Sırtımı had cezasından beri edecek, uzak tutacak bir ayet gönderecektir. Allah Allah. Ve nezele Cibrilu fe enzele aleyhi. Cibril gelmiş ve şu ayeti getirmiş. Malumunuz yani sureyi Nur bu, Nur suresi yani. وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ اَزْوَاجَهُمْ Yani hanımlarına namus iftirasında bulunanlar, anlatabildim mi? Şey yapacaklar. Ayeti oku. وَالَّذ۪ينَ لَمْ يَكُلْ لَهُمْ شُهَدَاءُ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ Kendileri dışında da şahitleri yoksa ne olacak peki? فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهَادَةٍ Anladım. Onlardan biri 4 defa şahitlik edecek. Her biri. Nasıl? İnnehu lemine sadikin. He? İnnehu lemine sadikin. Onun doğru olduğuna dair. Yemin edecek ki ben doğruyum. Yani koca. Ondan sonra? Vel hamisetu. Hah. Beşinci de? Enne la'netallahi aleyhi inkâne minel kâdib. Yalancıysam şeytanın laneti onu, benim üzerime olsun diyecek. Devamında da öteki de diyecek ki kesinlikle ben oku bakalım. Ve yedra'u anhel azabe en teşhede arba'a şehadatin billahi innehu leminel kâzibin. İnnehu mu inneha? İnnehu. İnnehu. Ha. Yani tabi innehu olacak. Kadından da cezayı bertaraf eder. 4 defa şahit etmez, şahitlik yapması lazım ki o yalancılardandır beyi. Peki beşinci? Vel hamisete enne gadaballahi aleyha in kâne minessalihin. Eğer kocası doğrulardansa o zaman Allah'ın gadabı kendi üzerime olsun diyecek kadın. İşte li'an bu. Allah razı olsun ya. Yoksa Kur'an-ı Kerim açacaktım. Nerede bizde öyle hafızlık? Güzel bir şey yani. Bu nimet ilahiyle. Fakat biraz sesini yüksek tut. Güzel kardeşim. Ha. Şimdi burada tabii yani netice ne olacak peki? Netice artık o evlilik sona eriyor. Bain talak. İki türlü talak var. Ric'i talak değil, bain talakla sona eriyor. Evet. Şimdi feyetenevelu bu yani ayet el hükmel yani bu şey içine alır. El hükmel me'hûze min hâdel lafzi el âmmi vellezîne yermûne ezvâcehum. Yani orada bir yanlışlık yaptık. Feyetenevelu el hükmül me'hûze olacak. Min hada lafzil am vellezina yarmun azwajuhum yani eşlerine namus iftirasında bulunanlar şeklindeki umumi lafızdan alınan hüküm ne yapar geçerlidir feyetenavelu içine alır geçerlidir neyi gayre hadiseti hilalin hilalin hadisesi dışındaki olayları da dune ihtiyacin ila delilin ahara başka bir delile ihtiyaç duymadan anladınız mı arkadaşlar وَهَذَا بُوْ هُوَ الرَّأْيُ الرَّاجِحُ وَالْأَسَحُ Doğru olan görüş bu. Hangisi? İtibar lafzın umumunadır, yoksa sebebin hususiyetine değildir. وَهُوَ الَّذ۪ي يَتَّفِكُ مَعَ عُمُومِ اَحْكَامِ الشَّرِعَةِ Şeriatın hükümlerinin geneliyle, yani birleşen de bu. وَالَّذ۪ي سَارَ عَلَيْهِ السَّحَابَةُ وَالْمُشْتَهِدُونَ مِنْ هَذ۪ي الْأُمَّةِ Bu ümmetin sahabe ve müştehitleri de bu görüş üzerine yürümüşler. فَعَدُّوا saymışlar. بِحُكْمِ الْآيَاتِ Ayetlerin hükümlerini ila غَيْرِ سُورَةِ سَبَبِهَا Hususi olan sebebinin hadisesi dışındakilere. Suret dediği yani ol geldiği şekli, olduğu şekli. كَنُزُولِ آيَةِ الزِّهَارِ فِي اَوْسِ بْنِ السَّامِتِ Evs ibn-i Samit hakkında nazil olan, okuduk geçen, zıhar ayeti gibi sure-i mücadele. Ev, Selemete ibn-i
Selemet ibn-i Sahrim. Yani iki ihtilaf var. Yani bu zıhar ayeti o mu o mu? Al ihtilafi rivayati fi zalike. Bu konudaki rivayet ihtilaflarına göre. Vel ihticacu vel ihticacu bi umumi ayatin nezelet ala esbabin khassatin, hususi sebepler üzerine nazil olan ayetlerin umumu ile delil getirme şai'un, yaygındır. Leda ehlil ilmi, ehli ilim nezdinde. Kale ibn-i Teymiyyete, İbn-i Teymiye diyor ki, nasıl kafama şimşek çakıyor, Teymiye annesinin adıymış. Annesinin nenesinin miydi? Annesinin adı. Allah Allah. Diyordum ya ne demek bu İbn-i Teymiye falan. İlim başka şey. İlim açıyor yani. Bilmesen bile anasın babası mı ama öyle bir kuralın olduğunu biliyorsun. İbn-i Teymiye diyor ki قَدْ يَجِيُّهُ كَثِيرًا مِنْ هَذَا الْبَابِ قَوْلُهُ. Yani كَثِيرًا مِنْ هَذَا الْبَابِ. Bu kabilden yani müelliflerin şu sözü de veya sahabelerin, tabilerin şu sözü de gelmekte. Nasıl? هَذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي كَذَا. Bu ayet filan konuda nazil oldu. Anlatabildim mi? Özellikle de لَا سِيَّمَا اِنْ كَانَ الْمَذْكُورُ شَخْصًا. Zikredilen yani o hususi sebep şahıssa özellikle. Kekavliyim derler ki inne ayete zihari, zihar ayeti nezelet fi imraeti Evs ibn-i Samit'i. Evs ibn-i Samit'in hanımı hakkında nazil oldu. Ve enne ayetel kelaleti. Bu ayeti kelaleyi ben düzeltmek istiyorum. Kız kardeşler, ana baba kız kardeşlere de deniliyor kelale. Fakat asıl Sure-i Nisa'nın sonundaki kelale, ben baktım da hatamı anladım. Babası ve çocukları olmayan, babası ve çocukları mirasçı olmayan varise deniliyor. Kardeşleri var. Tabii burada ana bir kardeşler de devrede yani. Benim zihnim oradan takılmış. Çünkü Sure-i Nisa'da tamamen ana bir kardeşler manasına geldiğini hatırlıyorum. Nezelet fi Cabir ibn Abdillahi. Bunun hakkında nazil olmuş. Ve enne kavlehu ve enihkum beynehum. Aralarında hüküm ver ey şanlı peygamber ayeti nezelet fi beni Kurayza'ta. Kurayza oğulları hakkında Yahudiler. Ve Nudayri veya Nadiri, Nadir hakkında. Bu ne biliyor musun? Sürgün ayeti işte, tehcir ayeti bu. Ve nezairu zalike ve bunun benzerleri. Mimma yetkurun, alimlerin zikrettiği. Ennehu nezele fi kavmin minel müşrikine bi Mekke'de. Mekke'de müşrikler hakkında nazil oldu. Böyle diyebilirler yani alimler. Ev fi kavmin minel Yahudi ve Nasara. Veya Yahudi ve Nasara hakkında nazil oldu. Ev fi kavmin minel müminin. Veya müminlerden bir grup hakkında. Fellezine kalu zelike. Böyle söyleyenler lem yaksidu. Asla kastetmemişlerdir ki enne hükmel ayeti, ayetin hükmü yahtassu hastır. Bi ulaikel a'yani, sadece o zikredilen şahıslara, dune gayrihim, başkasına değil de onlara kastır diye kastetmemişlerdir. Hâzâ, bunu la yekûlû muslimun, ne bir Müslüman söyleyebilir bunu, ve la âkilun alelitlak, kesinlikle ne akıllı ne de Müslüman biri böyle söyleyemez. Ve nâsû, insanlar, ve in tenâze'û fil lafsil âmmi, el vâridi alâ sebebin, bir sebeple gelen, umumi lafızda münakaşa etseler de yani nasıl hel yahtassu bi sebebi, acaba sebebi nüzulüne mi has yoksa değil mi diye, ama felem yakul ahadu, tartışabilirler ama hiç kimse dememiştir ki inne umumati el kitabi ve sünneti, kitap ve sünnetin umum ifade eden lafızları tahtassu bi şahsil muayyeni, belli bir şahsa aittir dememişler. وَاِنَّمَا غَايَتُ مَا يُقَالُ. Söylenenin ana gayesi şudur. اِنَّهَا تَحْتَسُ. Bu hükümler hastır ayetler. بِنَوْعِ ذَٰلِكَ الشَّخْصِ. O nazil olduğu şahıs nevinden olan insanlara. فَتَعُمُّ. Ayet geneldir. مَا يُشْبِهُ. Benzeyen her şeyi kapsar. وَلَا يَكُونُ الْعُمُومُ فِيهَا بِحَسَبِ اللَّفْسِ. Bu ne demek?
o ayetteki umum sadece lafız itibariyle değil. Yani benzerlerine de, ha tabii sadece lafza has kalmaz. Yani şey, yani ona da gider. Vel ayetu lleti leha sebebun muayyenun. Yani özel bir, belirli bir sebebin üzülü bulunan ayet. İn kânet emran ev nehyen. Emir veya yasaksa. Fehiye, bu ayet mutenaviletun lidâlike şahsi. Hem o nazil olduğu şahıs hakkına içine alır. Ve li gayrihi, hem de başkalarını. Ama nasıl? Men kâne bi menzileti. Aynı durumda olan. Ve in kânet haberen. Eğer haberse, anlıyorsunuz değil mi ne demek olduğunu? Biliyorsunuz emir ve nehi inşa grubundan. Haber de hükmü tasdiki ifade eden ifadeler. Zeyd katiptir gibi. Bunlara dikkat edin. Belagat ve mantık devreye giriyor. Yani yemdehu ev yezümmü. Metheden veya zemmeden bir haberse. Bakın bu çok önemli. Biliyorsunuz bunu biz inşadan kabul ediyorduk. Haber değil yani. Anladınız değil mi bunu? Yani bu haber olmuyordu. Medih ve zemm ifade edenler. Fehye mutenaviletun lidelike şahsi. Bu da hem o şahsı içine alıyor ve limen kâne bi menzileti. Çünkü o da inşa kabul ediliyor. Anladın mı Matın? Zem ve met ifade eden haber cümleleri ne ifade ediyor? Daima inşa grubundan. Şey değil yani. Haber grubundan değil. Ve zayıf bir görüş. İkinci görüş. Ve zehebe cemaatün. Bir grup şu kanaatte. İlâ ennel ibrete bi hususi sebebi la umumil bi umumil lafsi. İtibar sebebin üzülün husus, yani has olan şahsına aittir. Yoksa lafzın umumuna ait değildir demişler. Fe lafzul ammu, umumi lafız, delilün, delildir. Alâ sureti sebebil hassi, o has sebebin üzülün şekline, olayına hastır demiş. Allah Allah. Ve lâ budde min delilin âhara li gayrihi mines suvar. Başka hadiseler için mutlaka başka delil de lazım. Anladınız mı? Kel kıyasi ve nahvi. Kıyas olabilir. Bu başkaları olabilir. Hatta yebka ta ki kalsın linakli rivayeti sebebil hassi faidetün. Ta ki sebebi has olan sebebin üzülün nakline bir fayda olsun. Yoksa ne faydası var o zaman oğlum? Böyle düşünmüş. Ve yetetabeka ta ki uyuşsun. Es sebebu vel müsebbebü. Hem sebebin üzül hem onun neticesi olan hüküm. Müsebbep netice. Tetabuka suali vel cevabi. Soruyla cevabın biriyle uyuşması gibi. O da biliyorsun hal. Cezakumullahu hayran kethira. Ve allemenallahu ilmen nafi'a. El Fatiha. Euzubillahimineşşeytan.